Merhaba oyun severler. Oyun Bahis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dawn of Man'in 16. bölümüyle karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere bir önceki bölümde ben bunlara taş duvar yapmasını talimatını vermiştim. İş yükü çok fazlaydı. İş yükü normale döndü arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hepsi yani her şeyi hallettim. Bugün ne yapacağız? Bugün şu deniz kenarını da kapatacağım arkadaşlar. Bir arkadaş demiş bu deniz kenarından da geçebiliyorlar. Yani şuradan geçebiliyorlar yağmacılar diye. O yüzden bugün orayı da kapatacağız arkadaşlar. Daha sonrasında ilerleyen duruma göre bakacağız artık ne ihtiyacımız var, ne olabilir. Yani ona göre hareket edeceğiz arkadaşlar. Şurada oyunu bir başlatalım 8x hızında. Yalnız bu duvarlarımız da çok sağlam oldu arkadaşlar yani. Bakacak olursak gerçekten çok sağlam duvarlarımız var. Bir de arkadaşlar ben size söylemeyi unuttum. Şuraya ben evlerin yenilenme talimatını verdim. Yuvarlak kulübe artık en sondan bir önceki ev modeline geçiş yapıyoruz. Yine toplu olarak bir geçiş sağlanacak. Yalnız dediğim gibi şu taş sıkıntısını birazcık giderdikten sonra ancak o şekilde bir geçiş sağlayabiliriz. Şu an bakıyorum bizim 10 tane şeyimiz var. İlk defa yuvarlak kulübe inşa edildi. Arkadaşlar bu evlerde şu şekilde bir şey oluyor. İçine 2, 4, 5 tane insan alıyor fakat bunların artı bir özelliği var. Bakın burada depolama alanını görüyorsunuz. Bir de bunların mekiğini görüyorsunuz. Yani anlayacağınız üzere çok aşırı fazla bir depolama alanına sahibiz. Taş bitti dedi. Sıkıntı yok. Bakalım neler olacak. Şuradan şunu bir bitirebilir misiniz? Şurada çok az kalmış. Bunu alıyorsunuz durumu. Umarım. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar şu kulübeler de gelişiyor fakat bunlar daha ileriki safhalarda kalıyor. Son bir devir kaldı sanırsam. Tüccar gelmiş. Ne getirdin? Deri getirseydim bari. Deri getirdin mi? Hayır tabii ki de. Hiç işe yarar bir şey getirmezsin. Hayır. Öyle bir şey yapma sakın. Nerede taş bitti yine? Ya bitsin tamam. Oraları hep kaldırmış olduk. 74 tane taş var. 11 tane yük arabası oldu. Çok iyi. Çok iyi abi. Yine mi fırtına? Allah'ım. Yalnız gerçekten var ya surlarımız muhteşem ya. Muhteşem oldu yani. Bir kat daha ben çekebilirim biliyor musun? Bunun etrafı şuraya doğru bir kat daha bir sur çekebilirim. Yani bilmiyorum da ona da bakacağım yani. Şimdi yapmam gereken şey. Ne oldu size ya? Tır mı çarptı size ya? Niye moral sıfır abi? Git abi orada bir ateş dansı yapın, bir Uga da Meyra falan bir şeyler. Olmaz. Olmaz böyle, ben size söyleyeyim. Keçi. Ha. Eşek bulursam eşek. Öcileştirebilirim aslında ya. Kaç eşeğim var? 15. 4 tane boşta eşek kalmış. Onlar için de hemen üreteceklerdir zaten. Bu tanen işinde falan bayağı ilerledik. O yönlerde sıkıntımız kalmadı. Hatta şöyle yapalım. Çalışma alanında bir şey kalmadı. Taş. Bitti mi? Tamam, buradaki taşı da bitirdiniz. Şuraya alsanız abi. Alın orayı.
Tamam, buradan taş devamlı geliyor zaten. Sürekli buradan taş geliyor arkadaşlar. Orada bir taş madenimiz var. Bu arada taşlar biterse sıkıntı yok. Yine biz taşı her türlü açabiliyoruz. Şuradan ben şu kılıcı açayım. Kılıç yapımı açıldı. Tamam, çok güzel. Şuradan kılıç için sürekli üretime geçelim. Yağmacı baskını mı? Dur. 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 Hemen kapıları falan kapatın abi. Kapıları falan kapatın. O zaman bizim buradan geçecekler bunlar. Abi ölmüyorlar. Şaka mı, bu ölmüyorlar? Beş tane insanım öldü, anca alın alın, üstündekileri toplayın, bari bir şeylere yarasın. O zaman ne yapacağız arkadaşlar biz? Şimdi ben o zaman olaya bir çözüm getireceğiz. 5 tane insanımız öldü. Yalnız şunu öğrendik. Bu bilgi gerçekmiş. Doğruymuş yani. O zaman ben abi bunu çok çabuk yıkıyorlar ya. Bunu nasıl yapabiliriz ki yani? Şöyle yapsak. Nereye kadar ateş edebiliyorlar bunları? Nasıl göreceğim ki? O bir dursun şimdilik. Şunu bir kesin. Kaldırın abi. Ben oraya şimdi duvar çekeceğim hepsine. Ve bir tane daha çekilebiliyormuş. Ondan biz abi ya. Alın bir, alın. Hadi oradan kaldır onu bir. Onu oradan bir kaldır. Tüccar gelmiş. Hadi senin tüccar ne ya? Gerekirse böyle tek tek yaparım. Bu kenarı yine kapatırım ben. Kapatmıyor ama. Hiçbir şekilde yapmamıza izin vermiyor buraya. Demek ki arkadaşlar buradan buraya kadar gelebiliyor yani. Daha fazla gelemiyor. Yani gelebilse oyun yaptırırdı bize zaten. Hadi oraya da bir tane yap. O zaman biz şöyle, pardon, şöyle yine bir dönüş yapayım. Buraya da o zaman biz bir tane yapacağız. Çünkü buraya da açık. Ama yapmıyor işte. Buradan gelip geçiyorlar çok rahat. Ha, şimdi başına bela ya. Nasıl yapacağız bunu? Mecbur oraya mı çekeceğiz şimdi biz bunu? Şöyle çeksek. Buradan da oraya düz çekeriz herhalde ya. Şöyle bir alayım sizi. Şuraya bir kapı mı yapsam?
Olmadı tabii. Bir tane daha kırılacak. Kapıyı ta buraya yapabiliyorum. O zaman ben de kapıyı buraya yaparım. Tamam mı? Abi ucumu da oraya bağlarım yani. Yapacak bir şey yok. Biraz saçma bir düzen gibi görünebilir ama siz de anlayacaksınız. Şöyle alamaz mıyız? Olmadı. Bu insanlar buradan geçecektir. Bir de bu ara açık kaldı. Bu arada yakın. Ya abi yani şimdi her şeyi yap da ne bileyim. Şuraya da bir şeyler çekilmesi lazım ya. Yani. Yapabilirdik de. Bunlar buradan geliyor çünkü yani. Bunu bir şekilde kesmem lazım. Şeyi bile geçiyor yani. Keçi bile geçiyor. Şimdi birazcık bize şey lazım. Odun lazım. Şu kapıyı falan yapsınlar. Sıkıntı değil de. Şimdi burayı nasıl kapatacağım onu düşünüyorum. Yan ayağına onu düşünüyorum. Bakın bu yan taraftan geliyorlar. Buradan böyle geçip kapıya giriyorlar. Kapılar kapalı olduğu için mi yapıyorlar bunu acaba? Aynen kapılarım kapalı benim. Yani şimdi neyse arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.